Efendim, Türk Kahvesi'nde yine çok değerli bir konuğum var. Derya konuklarım, bu masada ağırladığımız bütün konuklar gibi. Fakat bugün aslında musikiyle sözün, manayla müziğin daha doğrusu buluştuğu bir sohbet yapmayı hedefliyoruz. Süleyman Ergüner, Neyzen, evet. İşte akademisyen, bir sürü sıfatlarınız var. Ama estağfurullah, onların hepsinin altı çok 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 evet. Dolu. Müzikologsunuz, akademisyensiniz, üniversitede ders veriyorsunuz. Evet. Ama her şeyden önce bir ney üstadısınız. Yani Neyzen olarak evet. Ve bu işin Türkiye'de metodunu ortaya koyan, bunu yazan, bunu öğreten çok çok az sayıda kişiden birisiniz. Lütfettiniz, geldiniz. Hoş geldiniz diyorum her şeyden önce. Sizinle ilgili bütün şeylerin başında dedeniz ve babanızın ismi geçiyor ve siz de dedenizin ismini miras almışsınız. Süleyman Ergüner, Kutbünayi, bestekar Süleyman Ergüner'in torunu. Neyzen Kutbünayi, Ulvi Ergüner'in oğlusunuz. Nasıl bir ailede büyüdünüz? Dedenizi gördünüz mü? Evet. Dedemi görmedim. Yetişemedim tabii ki. Zaten yetişseydim ismim Süleyman olmazdı diye düşünüyorum. Evet tabii zaten. Onun vefatı 53'te. Siz 57 doğumlusunuz. 57 doğumluyum. Rahmetli babacığım hep anlatırım. İlla Süleyman. O zaman tabii görüntüleme hadiseleri yok. Annem de rahmetli. Şurada dedemiz efendim görebilirsek şurada arkadaşlardan. Annem de işte böyle Süleyman deyip de bir de kız ismi düşünelim demiştir. Demiş ve o zaman kolay demiş Süleymaniye koyarız demiş. Yani illa bir Süleyman. Süleyman olsun diye. Süleymaniye yani bir Süleyman olacak. Ne dedi efendim burada bu resimde arkadaşlar gösterebilirse. Babası şu an ekrana verdiğimiz resim. Evet dedesini. Evet. Bu dedemin gençlik halleri. Hafız Süleyman Efendi aslında. Dedem Neyzenlik'ten önce Hafız Sultan Selim Camii'nin hafızı. Onun da babası Hafız Hasan Efendi. Aynı camide. Ailede geçen bir şey bu. O zamanlar Osmanlı döneminin son dönemi. Kutbünayi ne demektir? Kutbünayi de neydi? Aslında büyük bir mertebede. Yani Neyzenliğinde çok ileri gitmiş üstadlara. Kutup olmuş. Zaten kutuptan geliyor kutup hadisesi. Ve mesela Mevlana'nın neyzeni Kutbünayi Hamza ona denir. Ve hatta onunla ilgili Ahmet Eflaki'nin Arifler'in menkübelerinde de kayıtlar vardır. Eflaki yazmıştır. İşte evine gider orada 40 gün 40 gece semalar yapılır. Neyzen üfler. Yani Ney ve Mevlana zaten aslında belki Ney Mevlana'dan sonra bir dönem gibi. Yani Mevlana'ya kadar bir Ney'den bahsedebiliriz. Mevlana'dan sonra bir Ney'den de bahsedebiliriz. Onun öncesinde çalgının geçmişi eskilere dayanıyor. Yani çok eski medeniyetlere de dayanıyor. Var ama ne Mevlana ile birlikte başka bir şekle bürünüyor. Evet, ne oluyor? Bugünkü ifadesi bu. Yani Mevlevilikte zaten esas olan zikri sema. Bu sema esnasında Mevlana'nın gazelleri kendisi söylerken rebap ve musiki işte neyle musiki oluyor bendirli. Bu bakımdan neyin o uhrevi sesi zaten uhrevi sesinin de ortaya çıkmasına sebep olan bir kamış yani. Başka bir müdahale yok. Herhangi bir ekleme yapmıyorsunuz. Allah'ın zaten doğa değil mi? Vahdedi vücutlara göre evet. Bütün birleşme, kainat, hep bir bütün. İnsanda da onu görürüz. Her canlıda, yaratıkta onu görüyoruz. Bu bakımdan işte kamış da doğanın içerisinde bir unsur. Ve bize onu açıyoruz, onu üflüyoruz. Nasıl onun için boşaltınca, hani insanın nefsinin kötülüklerinin boşalması gibi. Zaten kamışın içindeki o kof atılınca işte ney oluyor. Ama ney olmuyor aslında. Mevlana'ya göre insan ikamet oluyor.
Ne ile insanı kamil arasında peki, bağlantıyı bir bağlantı kur. Belki bu yakıştırmaları ve Mesnevisine bu 18 beyitti. Hani dinlen eyle. Evet. Çünkü hikayet etmeli. Ayrılıklardan şikayet etmede meşhur o ilk mısra. O çok önemli aslında. Yani dinlen eyden diye başlar. Evet. Osmanlıca o B'nin altındaki nokta gibi yani. O çok önemli. Orada Bismillah orada söylüyor. Ve işte neyin hikayesini anlatıyor ve şikayetini anlatıyor. Bütün hadise bu. Dünyaya geliyoruz. Ama aslında o doğada var. Onu alıyorsun, kesiyorsun, açıyorsun, biçiyorsun. Ona göre de bir gönlünü veriyorsun. Yani hiçbir katkı yok. Sadece nefes katkısı var. Neyde çalanla yani neyzenle ney arasında böyle olunca da bir başka ilişki kuruluyor. Yani aynı eseri her neyzen başka bir şekilde çalıyor. Şimdi ney, neyzenin nefesine terk edilmiş. Hüda hüda diye feryat ediyor diyor Mevlam. Ney, neyzenin. Neyzen neye değil, ney neyzene terk. Esir olmalıdır. Neyzen neye değil. Neyzen gönlünü vermedir ama ney neyzenin elinde hüda diye feryat etmiyor. Zaten ilk o üfleme şeyimiz bizim hu lafzıyla başladı. Dudağımız da aslında hani hu derken o üfleme pozisyonuna geliyor. Bir hu'dur aslında. Evet, bu nefes bir hu'dur. Nasıl bir ailede büyüdünüz? Yani bir Şehremeni'de bu subay bir baba, bir babanız aynı zamanda subay ve aynı zamanda bildiğim kadarıyla da bir sürü saz da çalabiliyor. Şimdi bizim ailede böyle bir şey var. Evet, bir sürü saz enstrüman icra ediyor. Askerlik ve nezenlik bizim ailenin geleneğinde böyle bir şey. Bir hatta bütün. En büyük abim emekli yarbaydır, subaydır. Hep onu ben böyle gıptayla seyrederdim. Babam şapkasıyla, askeri şapkasıyla. Evet. Onun şapkası yan yana. Yani kutsal bir şeydir ki bizim toplum olarak da bizim doğamızda var yine aynı şekilde. Ve babam aslında yani şartların getirdiği o Konya'da kura çekiyor. Konya'da askeri ortaokulu ve liseyi okuyor. 30'lu yıllarda. Ve sonra aslında ayrılmak istiyor. Tıp fakültesine girecek. Fakat Konya'da bizim de elini öptüğümüz, kendisinden feyiz aldığımız Hazmi Çelebi var. Son Çelebi'lerde. Evet. Onun ricası üzerine. Evet, Çelebi yandan. Onun ricası üzerine kalır şeyde. Konya'da yok. Bir sema olacaktı evde. Evet, evet. O zaman biliyorsunuz sema yasaktı. Yasak değil mi? Ortada yapılamıyor semalar. 50'li yıllara kadar yasak. Halka açık yerlerde yapıldı. 50'li yıllar. İlk semanın yapıldığı yılla 56. Ilişkin, 56. 1956'ya kadar hiç sema yapılmıyor. Kadar ve o tarihe kadar toplanıyor. Meydana ihtifalleri, ihtifal deniyor bu anma toplantılarına. Ama sema yok. Mevlevi müziğinden örnekler yapılıyor. Veriliyor sadece. Bir folklorik öge gibi biraz da. Ki evlerde veyahut da belli bir işte halk evinde falan. Konya'da bu şekilde oluyor. Ankara'da oluyor bu şekilde. Ve işte 54-56 hatta bu İsveç Kralı Gustav'ın arzusu üzerine bu enteresan. Yine bize yabancının getirdiği bir istekte ilk defa bir Mevlevi sema düzenleniyor. Bu çok ilginç gerçekten. Yani onun biz ilk defa bir Mevlevi semayı da bir İsveç Kralı'nın isteği. Evet, ve aynen. O İsveç Kralı bizim bir Mevlevi geleneğimiz olduğunu aynen. biliyor. Tabii. Bir sema olduğunu evet. biliyor ve bunu talep ediyor bizden. Bir heyecan oluyor Kültür Bakanlığı'nda. Abi böyle bir film çekilecek. İşte Kral Hazretleri istedi ve Mevlevi sema başladı tekrar. Böyle bir durum olmuş. Böyle bir İsveçli yani, sebep olmuş efendim. Bu da takdiri ilahi. Trajikomik bir şey yani. Evet, üzülerek bunu söyleyelim. Ve bayağı bunun arkasında da bayağı çok sıkıntılı işler var yani. Üzücü hatıralar. Bunlar şey değil, rivayet değil. Ney çalmak yasak veya bir şeye uğruyor mu? Yani bir tutuklamaya veya buna benzer bir tek ney çalanları. Şey mesela yani, hatla ilgili mesleklerini bırakıyorlar hattatlar. Geçen hafta bunu konuştuk konuğumuzda. Hattatlar mesleklerini bırakıyor, başka işlere yöneliyorlar. Neyzenler için veya ney çalan... Neyzenler için öyle bir net bir şey yok yasaklama. Fakat şu var yani Mevlevihaneler kapatıldı da o malum 25 evet. kanunuyla. Bütün o dedeler, neyzenler, üstadlar hepsi kapı dışarı edildi. Bunlar Mevlevihanede kendilerini bulan insanlar. Evet. Oralarda yaşaymışlar. Orada meşk, irfan olmuş. Ve dışarılarda orada burada yatan
ve bir anda duçar vaziyette olan insanlar. İhtiyaç sahibi hale geliyorlar. Ne musikisinden bahsedebiliriz ki? Böyle bir şey var. Hani ben buna şey diyorum. İkinci yasağı bed. Birinci yasağı bed de 1666'da olmuştur. Bir sene sema yasaklanmıştır bakın Osmanlı'da. 17. yüzyılda. Neden? Hangi padişah döneme denk geliyor? 4. Mehmet. Öncesi. 4. Mehmet. İsyanlar falan mı? Tabii tabii. Ve bir kadı zade var. Onun işte bu nedir ya böyle zikir mi olur falan diye. Başka bir görüşle bunu şikayet ediyor işte ve yasaklanıyor. Bir yıl gibi bir süre. Bir yıl kadar sürer. Hatta 1000 tane Mevlevi'nin asıldığını biliyoruz. Tekkeler kapatılıyordur tabii. 1666'da bir Mevlevi dervişinin idam edildiği konusu var. Tarihi kaynaklarda yer alıyor. Evet. Ben buna da ikinci bir yasağı beddi diyorum. Kötü bir şey yani. Ve Mevleviler aslında pek böyle hatırlamak da istemezler. Ama bu olmuştur. Evet, yani 1956'dan ve sonra İsveç Kralı Hazretleri'nin arzusu üzerine ya böyle bir sema şeyi varmış filan herhalde böyle bir şey istedi. Beyefendi onun üzerine apar topar semazenler toplanıyor. Konya'da semazen bile yok o zaman. Sivas'ta var eski İstanbul'dan gelen belki Konya'da da var. Toplanıyorlar ve İstanbul'da musiki heyeti gidip babam işte o zaman derdi. Yani bizim ailede babamla başlayan bu Mevlevilikteki hizmet şeyi çok öndedir. Bunu bugün Mevlevilikle ilgili olan dostlarımız ve çevre bunu bilinir bu bir Ergünel ekolü de var tabii bunun beraberinde. Evet o işte neyi de böyle bir işte icra tarzının getirdiği. Aslında tabii ki Ergünel ekolü diye belki ayrılmış olabilir. Öyle söylüyor. Öyle söyleniyor. Bu şeyden kaynaklı. Yani nedir? Dede'de başlayan baba ve bizlere gelen bir seyri sülük var. Yani bu bir ekolleşme ise zaman odur yani. Bir torun, siz torun. Üç kuşak. Sizin cennette beş kuşak diye aslında doğrudur bir yerde. Beş bu, kuşak geçiyor kayıtlarda, doğrudur. Evet. Doğru bir şeydir, onu özellikle söyleyeyim. Belki izleyicilerimiz de onu fark etmişlerdir. Dedem zaten hafız, onun babası Hafız Hasan Efendi. Yani muskinin içinde hafız olmak için malum muski kıraat çok önemli. Ve Kur'an-ı Kerim'i malum anlamıyla hangi anlamdaysa o anlama göre makamla okumak en iyi kıraat olarak ifade edilen bir dönem var. Yani hem Kur'an bilgisi hem musiki bilgisi ikisi birlikte. Bu bakımdan onun da Hafız Hasan Efendi'nin de babası Hafız. Çünkü babadan oğla geçiyor hafızlık. Bu bakımdan musikinin en az beş kuşak olduğunu düşünelim ama neyzenlik üç kuşak. Dedemizde başlar. O yeni kapı açık o zaman der ya. Neye şey oluyor, duyuyor sesleri. Hafız iken ne yüklemeye başlar. Yeni kapı Mevlevihanesine gidip yani orada. Yani 20 yaşlarında başladım. Ama ben 5 yaşında başladım. Başlamışım. Bantta duydum sesi. Evet yani. Bu çünkü, da enteresan yani. Evet o ortamın içinde yetişince. Efendim. Evin bir, içinde öyle yetiştik. Yani. Lütfederseniz bir neyin sesini duyalım. Evet, ondan sonra da kısa bir özgeçmiş. Tabii biz buna Nâi Şerif diyoruz. Nâi Şerif. Ney kısası bugün çok söylenen bir şey. Bu Nâi elinizdeki Şerif. Çok eski bir ahşap gibi 80, görüyorum. Yok kamıştır. Rengi bu dönmüştür. Ahşap derken bakın, kamış kastederek söyledim. Tabii. Ama o görüntü var. Haklısınız. Mesela özellikle bunları getirdim. Bu da mesela yeni yapılan, benim yaptığım bir kamış. Ney. Ve bunun da bir 8 yılı falan var. En eski ney bizde bu müzelerde falan vardır herhalde. Var yani çok bugün Mevlevihanelerin çoğu biliyorsunuz cami olarak kullanılıyor. Bazıları müze olarak kullanılıyor. Mesela Afyon Mevlevihanesi'nde böyle bir ziyarete gittiğimde böyle biz bazen geçeriz. Dua bekler çünkü oradaki üstadlarımız hazretler. Orada tesadüfen oğlum şeyde bir neyi görüyor dolapta? Söylüyor işte oranın müezzinine işte imam yani. Getirdiler. Ve örümcek ağı var içinde. Yani şurası üflenmiyor. Artık örümcek ağı olmuş. Benim tahminime göre kamışın bu renk değiştirmesi en az 200 yıllık falan bir neydi. Bu da tesadüfi bir... Ve aldım onu. Artık onları yuta yuta oturdum o
kabirlerin başında işte üflemişim. Aslında en güzel yer orası. Bir neyzenin üflediği yer. Meryem yani. Onu soracaktım aslında evet. Daha sonra ama şimdi. Bir neyzenin en güzel mekanı ne üflemek için? Kabir başı mıdır efendim? Yani şimdi biliyorsunuz özellikle türbe şeylerde, dergahlarda makamlar içeride olur. Evet. Bu bakımdan ben onları daha çok seviyorum. Mevleviyaneleri daha çok seviyorum. Ne kadar bugün işlevlerini tam olarak görmese, bazıları müze, bazıları. Mesela Afyon'da üflediğimde gözümü açtım, ne kadar üflemişim bilmiyorum. Bir baktım cemaat olmuş insanlar ve hatta müezzin sohbete daldık. Müezzin bir anda feryat etti. 20 dakika geçmiş vakit. Namaza namaz. Allah ben hayatımda ilk defa dedi ezanı. Yani orası aslında bir dergah. Tabii bu sesin ayrı bir cazibesi, ayrı evet. bir çekişi var insanı. Evet. Böyle kendi içine çekiyor, ruhuna çekiyor aslında. Böyle bir başka bir şey. Evet. Ben lütfederseniz. Eyvallah estağfurullah. O zaman bir taksim diyoruz. Taksim evet. Hangi makam? Yeni dille doğaçlama diyorlar efendim işte üstümüze. Bakalım. Ne çıkar? Ne çıkarsa. Bahtımıza efendim. Makamlar da öyle bir zuhurat oluyor işte yani. O an. Evet bakalım bugün Türk kahvesinde ne olacak? Ses istila Hicaz. Ediyor Hicaz. Ses istila ediyor adeta bulunduğu ortamı. Ve evet. Yani bizi de istila ediyor. Bizi de istila ediyor ve bulunduğu ortamı evet. da istila ediyor. Evet. Neyi çaldığını bilmeyen, bu işin felsefesini bilmeyen neyi çalabilir mi? Evet. Esas da bir bilmeyenden yani neyi üflemek isteyen ve çalmak isteyen bu tabir de böyle evet. ikilemli gelir. Aslında üflemek, her nefes esas üflenir. Hı hı. Bu iki üfleme eylemi yapıyoruz. Ama son dönemde biraz böyle bir altı çizilerek neyi çalınmaz üflenir gibi biraz daha edebi daha uygun çıkan elbette. Bir söylemler var ama gene belgelere bakarsak mesela Neyzen'in Emin Efendi var. Hı hı. Ki dedemin de devam ettiği. Hı hı.
bir üstad. Son dönem Galata Meyrivanesi'nin son nezan başısı. 25'te kapandığında 46'da vefat etmiştir. Emine Efendi'nin mesela ney metodu var? Yazmış. Metot değil de hani ney notları diye. Ney notları diye. Yazmış. Orada ney şöyle çal diyor. Yani mesela on daha da geriye gidelim. 1452'lerden bahsedelim. Efendim Yusuf bin Nizamettin aynen şöyle diyor. Konu neyi çalmaya geldi? Eğer bir üstad bulamazsan dediklerimize itibar et diyor ve metodik bir anlatım veriyor. Bu da bir eski yazma eserde önümüze çıkan bir şey. Yani demek ki böyle bir tartışma yok aslında. Üfle veya çal kardeşim. Sonuçta bir üfleme eylemi yapıyorsunuz. Ama bunun bir metodu kim, var. Evet nasıl yani kişi ustadan buna öğreniliyor. Girmek istiyorsa ilk önce sesini etki ettiği için, sesini beğendiği için. Mesela şu anda İsviçre'den bana derse gelen Daniel diye bir dostumuz var. Gönlünü vermiş. Senede 2-3 defa kalkar gelir. Bir hafta meşk eder gider. Yani şimdi bu dostumuza veya buradaki Mehmet kardeşimize biz neyi nasıl öğretmeliyiz? İlk önce diyoruz ki kardeşim bu bir enstrüman. Yani Allah işte 7 delik vermiş. Buradan biz bütün dünyanın seslerini elde edebiliriz. Ve de şunun üzerinde duruyoruz. İlk önce nefes. Yani neyzenliğin şunu söylememizde fayda var. Keşke bunun üzerinde çok mükemmel olabilsek. Nefesi ve nefsi terbiye etmektir. Neyzenlik nefesi ve nefsi terbiye etmektir. Nefsi terbiye etmek zaten hepimiz için. Zaten şimdi şu anda o Ramazan'dayız. Evet. İnşallah yarın da sonuçlanacak. Oruç tutuyoruz. Niye oruç tutuyoruz ki? Aç kalmak için değil ki. İşte o kötü şeylerden. Yani oruç aslında bir insanın garantisi yani. Evet. Kötü söylediler söylemenden, kötü ameller işlemenin bir sigortası aslında. Yani kendinizi oradan bir şey yapıyorsunuz. Ayırmaya çalışıyorsunuz. Bu bakımdan neyzenlikte de biz buna dikkat etmeliyiz. Ama sonuçta bir musiki yapıyorsunuz. Ve bunun tesiri var insanlar. Şimdi biraz önce Hicaz dedim. Farabi ve İbn Sina bunu müştereyken de kalbe iyi gelen makam Hicaz makamıdır. Farabi'nin sözüyle kalbe iyi gelen makam evet, Hicaz yani, makamıdır. Şimdi makamlar bir olgu, bir kavram ve tekrar diyor Kur'an-ı Kerim en güzel kıraatını anlamına göre olan makamla bulunduğunda ifade ediyor. Bunu biz demiyoruz. Üstadlarımız demiş. Evet. Bunu yani metodik eğitim. Metodik yani bilgi, hem bilgi hem şöyle. İçerik bilgisi yani neyi üflediğini aslında evet. Kur'an içinde neyi söylediğini bildiğinde evet. Musikiyle buluştuğunda o başka bir ses çıkıyor ortaya. Yani metodik eğitim derken evet başka bir ses çıkıyor. O düşünceyi üflediğinde onu o gözle görüyor. Zaten ilk önce onu vermeye çalışıyoruz. Bu bir enstrümandır. Ama bak arkasında bu neler var. Onu bak Mevla Na'ye neler söylüyor. Bak Mevla, Na'ye neler söyletiyor. Şimdi meşk dediğimiz hadise aslında o da bir metodik bir sistem. Yani hiçbir zaman hoca ya, gel bakalım şunu çal demiyor. Diyemez ki böyle bir şey yok. En basitten o hu lafzından. Hu lafzı üflemenin özeti mi? İlk sesi öyle çıkartıyorsunuz. Ve bunu mesela herkes bana gelen çok oluyor. Hocam denedim ama yapamadım. Yok kardeşim gel diyor. Gel. Otur bakalım. Ben 2 sene uğraştım 2 sene. Hayır gel. Herkes yine üfleyebilir. Onu soracağım. Biraz böyle herkes bir şey yapılıyor. Hayır sen üfleyemezsin. Böyle bazı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bilemediğimiz, bildiklerimiz böyle şeyler yapıyorlar. Hayır. Her Allah insana bir nefes, dudak, bir gönül verdi kardeşim. Üfleyin ya. Doğru. Herkesin bir... Ha şöyle üflersin, böyle üflersin. Üflersin, ses çıkar. Ama neydi? İş sesi çıkarttı. Ondan sonra. Ondan sonraki aşama esas nedir? Esas mesele. Yol orada başlıyor. Peki. Bir kısa hayat öykünüzü hazırlıyoruz. Onu verelim. Ondan sonra bir reklam arasına gidelim. Eyvallah. Ondan sonra bu yolun devamını ikinci bölümde konuşmaya eyvallah. Devam edelim efendim. Efendim Süleyman Ergüner hayatında birçok işi bir araya sığdırmış bir sanatçı. Neyzen olmanın yanı sıra. Şimdi kısa bir öz yaşam öyküsünü dinleyelim. Ondan sonra bir reklam arası, sonra Türk kahvesinde asıl konuyu konuşmak üzere, asıl yolu konuşmak üzere buradayız efendim.
Doçent Doktor Süleyman Ergüner, Neyzen Kutbi Nai ve bestekar Süleyman Ergüner'in torunu, Neyzen Kutbi Nai, Ulvi Ergüner'in oğludur. İstanbul Şehremini'de 1957'de doğdu. 5 yaşından itibaren babasından ney ve musiki dersleri aldı. 1975 yılında açılan sınavı kazanarak TRT İstanbul Radyosu'nda ney sanatçısı oldu. TRT Tasavvuf ve Klasik Türk Musikisi Koroları Şefliği görevine 2004'te Müzik Dairesi Başkanı olarak atanıncaya kadar devam etti. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Türk müziği üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 2004 yılında TRT Müzik Dairesi Başkanı olarak atandı. İstanbul Beykent Üniversitesi ve Okan Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Programcılığı bölümünde, Kadir Has Üniversitesi'nde müzik, kültür ve tarihi derslerini verdi. Süleyman Ergüner, 1975 yılında birçok ülkede farklı temalarda solo ve toplu konserler verdi, çeşitli festivallere, sempozyum ve kongrelere katıldı. Ney'in dünya müziğiyle olan gerçek sentez çalışmaları doğrultusunda 1997'de Bursa Senfoni Orkestrası ve 2014'te Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası ile Ney Senfoni Konserlerinde Bach, Debussy, Ekrem Zeki, dedesi Süleyman Ergüner, Tamburi Cemil Bey gibi bestecilerin eserlerini solist olarak icra ettiği bu konserlerinde iki farklı müzik kültürünün gerçek anlamda sentezini amaçladı. 1997 yılında Türkiye Yazarlar Birliği'nce 1997 yılı Türk Müziği Sanatçısı Ödülü verildi. 2016 yılında Kültür Bakanlığı'nca somut olmayan kültürel miras taşıyıcı olarak ilan edildi. 2017 yılında Profesör Doktor Necmettin Erbakan platformunun ilk sanat ödülünü aldı. 1993 yılında Ney'in Şahı olarak bilinen Şah Ney'in ilk albümünü yayınladı. 1995 yılında Nefes Anadolu Nefesi adlı çalışmasını müzik tarihinde ilk olarak sahneye koydu ve albümünü yaptı. Bu çalışmada Anadolu'nun kardeşlik, insanlık, hoşgörü gibi esas düşünce yapısını Mevlana'nın, Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre'nin, Aşık Veysel'in de ortak söylemi olan "Gelin canlar bir olalım" çağrısını müzik kültürümüzde yinelemeyi amaç edindi. Son albüm çalışması olarak Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden bestelediği eserlerden oluşan Bütün Dünya'ya adlı albümünü gerçekleştirdi. Süleyman Ergüner, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda ney, dini müzik, müzikoloji, Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyeliğini sürdürmektedir. Türk kahvesindeyiz. Süleyman Ergüner konuğum, değerli Neyzen, değerli kültür insanı diyeyim aslında bütün hepsini kapsayan sanatkar, kültür insanı. Bu yolu konuşmuştuk. Neyi çalmak için bir başlangıcı anlattınız. Yani herkes neyi çalabilir? Evet. Nefes, tabii, gönül, bunların hepsi olan herkes neyi çalabilir? Ama sonra asıl başladıktan sonra metodun içinde bir yol var dediniz. Evet. Ve orada o yol nedir efendim? İşte o meşk yolu aslında bu. Ama hep şunun altını çizerim. Meşk de bir metodik sistemdir. Yani basitten ileriye doğru götüren. İlk önce ses üfletir hoca. Hatta parmağıma bak. Parmak usulü deriz biz ona. Hoca hangi parmağını kaldırırsa şakirt de öğrenci de onu kaldırarak ve hafıza devreye girer. Ancak mesela görerek öğrendim görerek bunu. Duyarak olduğu kadar de, görerek de. Görerek de var. Mesela yazılı kültürü bu anlamda reddediyor. Hatta böyle bir hadise var. Neyzen Aziz'de de. Neyzen Emin Efendi'yi öğrenmişti çalışırken. Nota yazıyor diye bayağı kızıyor, azarlıyor ve bir şiddet de var orada. Ve şiddet de var dediğimiz şiddet, bildiğimiz dayak yani. Var, evet evet bir tokat aşk etme var ama o bize o bus onlar buse. Evet. Onlar bu yoldakiler için onlar buse diye evet, düşünüyoruz. Ve sonra Neyzen Emin Efendi özür dilemek için Neyzen Aziz'in kapısında bekler gece.
giremez içeri. Fakat bir gün çok soğuktur hava, kar, kıyamet. Dayanamaz asistete ve içeri buyur eder. Bu bakımdan meşkin böyle kendine göre çok katı kuralları var. Hafıza devrede olmalı ve duyarak ve görerek gelme. Ancak şimdi son döneme geldiğimizde, ki bunun öncesinde 1452'den bahsettim. Emin Efendi'nin Santuri Ziyan Bey'in neydi notları var metodu. Bu bakımdan dedik ki ya artık bunları yazılı şeye geçirelim ve benim İTÜ Konservatuvarı'nda, Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda 75'ten beri var olduğum, 76'dan beri var olduğum konservatuvarda 40 yıllık hocalığım. Bu bir şey, metot. Yazdım. O böyle bir... derslerdeki çalışmalarımı, egzersizlerimi buraya aksettirdim. İlk baskı 86'dır. Metodun. Hatta arabamı satıp kitap kaynağı yaptık. Olsun, helal hoş olsun insanlar. Yani bizim kültürümüze ait bir şey ortaya çıksın dedik. Ve başka var mı? Bildiğim kadarıyla da yok bu kapsamda. Daha sonra arkadaşlarımız, neyzen arkadaşlarımız metotlar yazıyorlar. Zaten böyle yazacaklar ki bu gelişecek. Ama ben kendimi de bu mesela ikinci baskı 2002'dir. 16 yıl sonra yapabildim. Ve başka şeyler de girdi. Neyle ilgili? Tarihi ve tasavvufi araştırmalarım da girdi. Yani bir metot olayı değildir sadece. Bütündür bu. Neyle ilgili bir bilgiyi verme olayıdır. Ki meşte de biz onu. Şimdi bugün yeni gelen bir öğrencimize gel kardeşim bak şurası şöyle falan değil. Biz bunun bütün hadisesini Mevlevilik, neyzenler ne yapmıştır? Nasıl üflemişlerdir? Kaç saat çalışma, dudak pozisyonumuz, parmaklarımız, nefesimizi nasıl ayarlayacağız? Yani normalde benim eğitim sistemimde bir sene nefes çalışması. Onu soracaktım. Ne kadar sürüyor? Bir sene sürer. En az. 6 ay ile bir sene arasındadır bu. Kişiye göre değişiyor. Günde kaç saatlik bir çalışma? Şimdi benim mesela 8 saat, 10 saat. Ben hatta neyle uyurmuşum. Bunun sonu yok. Eğer neyzen olmak istiyorsanız her şeyden kendinizi ayıracaksınız. Bu yola kendinizi adayacaksınız. Evet. Neyi düşüneceksiniz, neyi üfleyeceksiniz. Öyle olacak bu iş. Ha, ben doktorum, neyi üfleyemezdim. Eyvallah. Ama neyzenlik var. Ne üflemek başkadır. Buradan herkese de söylüyorum. Neyzenlik başkadır. Ne, o ayrımı nerede yapıyorsunuz? O yola adanmakla mı yapıyorsunuz? Evet, kendini tamamen ayırıp orada olmak. Ben bunu işte Londra'da okuyacağım. Gidiyorum, gitmeyeyim mi? Sonra babamın vefatı, hocamız var, Halit Ziya Konur'a, Profesör Çapa'da. Oğlum, deden gitti, baban gitti, hadi sen de bu işi yolda devam et. Ve bir hafta düşün dedi, hocam karar verdim dedi, ne bir haftası bitti işte. Ama zuhurat oldu, 3 ay sonra TRT sınav açtı. Yolumuz daha da persinleşti. İşte o 75 sınava yılında girdiniz. Kadro yoktu, Akit'te gidip çalışıyordum ama her gün gidiyorum. Sonra iktisat okudum. Yani ama hep artık ney vardı? Sizin yani rahmet... için birinci sırada. Evet. Hayatınızda hep öncelik birinci sıra ne? O şu kamış mı, şu mübarek kamış deriz. Neyzenler öyle. Onun içini üflemeye, o gönlümüzü, nefesimizi vermeye. Hala öyleyiz. Yani. Hala bu şekilde ne yapabiliriz? Nasıl eser derler? Nasıl gideriz? Nasıl üfleriz? Dikkat etmemiz lazım. Bir neyzenin bir sporcu hassasiyetinde kendi hayatına vereceğini. Hayatınızın önceliği. Babanız bir rahatsızlık da geçiriyor. Çok genç yaşta vefat ediyor herhalde. 50 yaşında. 50 yaşında 74. Ve neyi çalamayacak bir şeyde. 2-3 sene öncesinde o maksillerinden bir dişte ve sünüste yayılan bir hastalık. O zaman şu anda bile çok Allah kimseye vermesin. Zor bir hastalıktır ama tıp gelişti tabii ki. Ama o zamanın şartlarında direkt opere oldu. Ve arkasından da radyoterapi değil, şua ile vardı. Evet. İşte iyi değildi tabii ki ve kader tabii. Kader. Yani takdiri ilahi çerçevesinde bakarsak biraz gönlümüz rahatlıyor. O, öyle o tabii, takdiri şey. İlahi sonuçta. Takdiri ilahi diyoruz ama neyi teslimiyet de aynı zamanda ben yalnız tabii. Ben iki darbeyi aldım babamı kaybedince. Hem baba vefat etti hem hoca. Tabii. Elimden hem babam gitti hem hocam gitti. Üstadımız gitti. Yani evet. Bakımdan zor bir şeydi yani. Yani kolay bir şey değil. Babanızdan hafızanızda kalan, hiç unutmayacağınız ve hep kulağınızı küpe ettiğiniz bir söz var mıdır efendim?
Şimdi babam da bunu söyler. Çok sözleri babasından intikalen söyler. Bazı şeyleri de yani neyle ilgili söylemleri ayrıydı. Bir de sosyal pozisyonlarla yani insanın toplumdaki sosyal. Mesela vaktini boşa geçirmedi. Kendini daima kendinden daha bilgililer ve daha üstün olanlarla birlikte olmaya çalış. Onlardan feyz almaya çalış. Derdi. Mesela bu evet, önemli. Evet. Ve çok için. Da güzel bir nasihat. Ha, çocuktum. Topla oynamak isterdim. Elbette. Ben bunu ayırmaya çalıştım babamın sözlerinden. Yani mesela arkadaşlarım derdi. Hep şu anda liseden, ortaokulda arkadaşlarım var. Şehre minliyim. Şehre lisesinin iftiharın ilk mezunlarındanım. Ya biz seninle top oynadık ama sen ertesi gün geldin, dersi geçtin, not aldın. Biz çaktık filan gibi. Zamanında neyi yapman gerekiyorsa onu yap ama dön tekrar. Bir, yani bu önemli bir şey. Bu saz diyelim, saz tabii evet. ne hayatı da disiplinize ediyor aslında. Hayatınıza da kesinlikle. Bir form ve bir kesinlikle. Biçim. Mesela düşün... sigara içerdi ama bana derdi ki sigara içme. Çünkü hakikaten yani nefesi etkileyen bir şey sigara. İnsan sağlığına zararlı bir şey. Yani tabii. Bunu da ısrar etmek yok ama neyzenlikte ben buradan da bütün ney gönüllere söylüyorum. Neyzenlere de söylüyorum. Ne oldu? Sigara içmeyin. Bunu tıbben de söylemek lazım ama neyzenlik çerçevesinde. Nefesle uğraşıyorsanız evet, özellikle. Evet. Ney çalmanın ve dinlemenin de bir adabı vardır elbette. Yani bu adabla ilişkin ne söylersiniz? Şimdi burada çok A'dan Z'ye çok konu var. Mesela neyin nerede üflüyorsunuz? Ve aslında her icra ettiğiniz yer sizin aslında türbeniz olmalı. Sizin dergahınız olmalı. Öyle. Ben şu anda şu sizlere söyleyiş yapıyorum. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Ama üflediğim andan itibaren burası artık bir televizyon stüdyosu değil. Yani. Evet. Mekan başka bir boyuta geçiyor. Evet. Bunu hepimiz buradaki bunu, kameraman arkadaşlarımız hepimiz de hissettik. Evet. Bu belki hemen bende başlıyor. Çünkü artık ben bunu neyi üflediğimde başka bir şey yok arkasında. Bunu kendinizi oraya vermeniz lazım. Gönlünüzü ver. Yani bir de neyzenler için de söylememiz gereken konular var. Aynı yerlerde durmayın. İleriye bakın devamlı. Bu ileriye evet. bakmayı evet. konuşacağım çünkü siz bunu başaran bir neyzensiniz. Estağfurullah. Aynı. Gayret ediyoruz yani. Mesela başlamayın. Dinlemenin adabını da kısaca sorayım bu arada bu konuyu bu başlığa gelmişken. Şimdi neyi dinlemek yani bu bir folklorik unsur seyreder gibi mi? Şimdi bu iş biraz böyle bir folklorik hale de geldi açıkçası. Maalesef Mevlevi ile Sema'yı da oldu. Sema da aynı şekilde. Yani turistlere bir şey elbette hani bunun da bir kültür tarafı var ve o kısmını da yadsıyamayız ama sonuçta bir folklorik öge haline gelince işte lay lay lum seyrediyorsunuz veya dinliyorsunuz. Hani böyle bir şey midir neyi dinlemek? Onun da bir kuşanılması gereken bir adabı, ahlakı var mıdır? Evet, son dönemde bu bahsettiğiniz gibi sema, bireysel semalar veyahut da daha küçük gruplarla yapılan ve neyin tabii meylevlikte olmazsa olmazıdır yani. Olmazsa olmaz. Bakın o birliktelik biraz bu gibi sıkıntılara sebep oldu. İşte neyi nasıl dinleyeceğiz? Tamam, bunu istediğiniz şekilde herkes burada serbest. Fakat bir de onu insana nasıl dinletirken onu dememiz gerektiğinde de bizim onu nasıl icra etmemiz gerekiyor. Yani karşılıklı bir alışveriş bu. Sahnedeki ney başka? İşte bir evde muhabbet ederken başka. Ama her yerde bütün hadiseniz sizin neyle birlikte olarak o istersen bir batı eseri çal, istersen bir Hint eseri çalabiliyorsan, istersen de bir ilahi evet. ney ve neyzen olmalısın. Yani o ikiliği bozmamak gerekiyor. Evet, o neyle bütünleşmeyi bozmam. Ha şimdi neyi nasıl dinleyeceğiz? Şimdi neyzen tevfiğin çok güzel bir şeyi vardır. Bir yerde ney üflüyor, herkes konuşuyor. Sofrada, malum hikayedir evet. bu. Üflüyor. Gene bakıyor ki dinleyen yok. Ve bir kağıda bir şey yazar ve kalkar gider. Ve gittiğinden de kimsenin farkı yok. Haberi öyle olmaz. Bir haberdarlık yok. Sonra ya nerede neyzen sustu filan diye baktığında kağıdı okurlar. İşte sanmayın diye başlar. Kısa altını söyleyeyim. Bezmi meyde, süfahanın yani işte mecliste evet. artık
hangi meclise. Neye meftun oluşu? Sanmayın nazarımda su içen eşeğe ıslık gibidir. Yani özür dilerim söyleyeyim. Evet. Yani. Su içen eşeğe ıslık gibi. Yani öyle dinleme. Evet, evet. Su içen eşeğe ıslık. Öyle dinlemeyin. Öyle yani. Dinleme. De ağır da bir şey söylüyor yani. Bu arada neyse ağır da bir şey söylüyor. Ama yok dostlarımız neyi artık Türkiye'de yani bu yayıldı. Her konserde mesela şimdi hem Ramazan dolayısıyla hem diğer şeyde hem Türkiye'de hem yurt dışında konserler yapıyoruz. Yani inanın çok edeple, huşu içinde. Yani hem muski hem de neyi. Siz başka sazlarla ya mesela caz sanatçılarıyla Leo Smith'le var öyle bir konseriniz. Evet. Bir Hintli ile yine Hintli bir sanatçı. Sufi Zen diye bir çalışma. Evet. Başka dünya sahnelerinden, dünya sanatçılarıyla da sahne alıyorsunuz. Neyden o enstrüman, yani onlara uygun müzikler başka eserlerde çıkıyor mu? Şimdi şöyle, çok güzel bir konu bu. Şimdi önde 6 tane, arkada 1, 7 tane bir delik var. Burada dünyanın bütün muskisini alırsınız. Ben bunu senfoni konserinin başında söyledim. Geçen 2-3 sene önce Cemal Şirin'de, Cenevik'te de söylendi. İşte Debus'u çaldım, Bach'ın eserlerini, sonatlarını çaldım ki hakikaten neydi? Hatta Ekrem Zeki'nin Yunus'un Mezarında diye bir eseri var. Bu YouTube'da vardır. Senfonik şey, bir şey. Ve similar ama Ekrem Zeki onu bir ilahi gibi bestelemiş. Yunus'un kabrinde hissediyorsunuz eseri. Bizim sevgili çok değerli flütçü Şefik Akutlayar onu albümde çalmıştı. Bana dedi ki ya bu eser neyle de çok iyi olur bakarsan diye. Sağ olsun ben onun notasını aldım çalıştım. İşte o konserde de seslendirdim. Burada mesele duygular. Yani Bach'ın eseri falan değil. Ben çalabiliyorum meselesi değil. Bunlar neyde var? Dünyanın bütün seslerini, musikisini neyden siz elde edebilirsiniz? Mesela mümkün müdür şimdi? Hazırlıklı değilsiniz elbette daha önce konuşmaya. Mesela Bach'ı gibi böyle bir batı şeyini neyle çıkartmak? Böyle bir minik bir şey. Yani aklımda çok eser var da tabii şimdi şu an tam zuhurat oldu evet. Sorunuz. Bir denerim şunu ifade edeyim. Neyin bu yedi deliğinden bahsediyor? Peki size hep bunu söylerim. Meclislerde, sohbetlerde. Bu sistemi kim buldu? Buradan da herkese söylüyorum. Hangi neyzen, hangi müthiş bir akıl o deliğin ve o deliklerin nereden açılacağını? Çünkü onların da bir oranı. Hesabı kitabı var. Tabii, hesabı kitabı kim buldu? Bu hesabın kitabının içerisinde bir yanlış yapın, falso seslere gidersiniz. Ha yalnız şunu da söyleyeyim, babam sözü diyor bu. Oğlum ney piyano değildir, ney şu değildir. Çünkü neyzen sesleri elde eder o deliklerden. O nefesi üfleyen, o sesi evet, çıkar. Evet, duyacaksın, öyle üfleyeceksin. Neyin elinde iyi açılmamış olabilir, sen onu doğruya getireceksin. Bu da ayrı bir konudur yani. Bakımdan bizim neyimiz sabit bir şey değildir. Yani açık açısından neyzen onu yanlış yapan, yanlış yapmış yapabilir orada. Ve olmuyor, zorlanıyorsunuz. Bu bakımdan bu neyin o açkı sistemini var kitapta anlattık. Evet. Tarihi açkı metodu. Kim buldu bunu? Kim koydu? Şu ilk deliği buradan kim şu efendim dört sistem diye koydu ortaya? Bunu bulamadım. Yok hiçbir yerde bir kayıt yok. Ve bu ney yıllarca mesela 300 yıllık 200 yıllık bir neyle diyorum ki size ses çıkartayım dünyanın bütün neyi aynı frekans. Müthiş bir şey. Beni çok heyecanlandıran bir konu. Ama bir sır. Evet. Buna ilişkin bir ben bir de bir hani bir baktığımda okuduğumda gerçekten nereden bizim çıkıyorum? Musikimizi yapıyorsunuz. İsterseniz Sufi Zen çalışması yaptım. Hintli arkadaşlarla oturdum. Hint müziğinde örnekler yaptım. Onu da yapabiliyorsunuz. Ama neyde olmasa neyi yapabiliyorsunuz ki? Tabii bunun içinde bütün bu sesler var. Mesela Hint müziği beni çok farklı geldi. Onların şeyleri çok farklı çünkü tınıları, ritimleri ve ses aralıkları falan da farklı tabii kendi içinde. Evet. Ama aynı şekilde Batı müziği de çıkıyor. Daha formal, daha keskin olmasına rağmen. Tabii Batı müziğin tırnakta söylersek bir yani müzik araştırması da yapan bir kardeşiniz olarak
Ya ben o Batı dediğimiz müzik Avrupa'dan çıktı aslında. Avrupa müziği. Avrupa, evet. Avrupa müziği. Müzik Avrupa yani. Evet, Avrupa müziği. Müziği. Fransızı, Almanyası, evet. Bilmemisi. Oradan çıktı. Ve çok da güzel bir müzik. Yani şimdi burada önemli olan şudur. Ney ilk önce bizim müzikimizin ifade, yegane ifade vasıtası. Nedir bizim müzikimiz? İşte Yahya Kemal'in dediği eski müzikimiz. Evet. Nedir? İşte çocukluğunda Üsküp'te annem bana Muhammediye okuyordu diyor Yahya Kemal. Bugün nedir Muhammediye dediğimizde kimsenin bir cevabı yok. Bir form, bir beste, büyük bir beste. Kayıp şu anda. Biz hafızayı kaybettik. Tabii o kesintiler. 50-60 yıldan bahsediyor. Tabii o kesintiler. İnanılmaz bir şey bu. Ha şunu söyleyeceğim. İşte eski musikimiz. Yahya Kemal'i Yahya Kemal yapan ve diğerlerini böyle diğer üstadları da alırsak parantezin içerisine. Bizim kültürümüz, bizim seslerimiz. İşte ezanı şerifi okunduğunda o makamat. Yani bunlar çok önemli konular. Ve özellikle mesela bir hastaya tedavi için iğne yapmak başka, bir de damar yolunda işte hap vermek başka. Damar yoluna girip direkt işte evet. Muski damarlarınızda hani Cenab-ı Hak şeyde de geçer, şah damarından daha yakın. Diyor. Sen neyi arıyorsun ki daha? Evet. Allah sen daha yakın şah damarından. Burada, buranda yani. O hissi, o duyguyu evet, da zaten evet. Veriyor. Burada işte üflediğin nefeste, konuştuğun nefes, üflemesen de. Yani. Buradan hareketle işte neyin bu yedi deliğin bir mucizeler yarattığını. Sadece söyleyeyim. Dini musikinin bir sazı değil ney. Değil. Yani öyle bir imaj var. Öyle bir imaj var. Ama değil yani klasik musikimizde bir dediğimiz işte Dede Efendi'nin eserinde neyse, Mevlevi Ayin'de neyse, efendim ilahi icrasında neyse aynı neydi. Ama aynı neydi siz eğer başka bugün artık dünya müziği var değil mi? World müzik dedikleri bir müzik var. Denilen bir müzik var. Ben bunlar butik çalışmalar benim için. Yani esasımız asıl olan bizim musikimiz. Kendi i̇şte musikim ama bunları da yapıyorsunuz. Orada hedef şu bende. Yapanlar da var. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Aynı ama herkes niyetleniyor. Bu neyi eğer işte başka dünyanın müziği insanı tanımıyorsa onun müziğini çalarak girdiğinizde ya bu nasıl bir sazmış? Beraber. Yani başka şeyi yakalamaya çalışıyorsunuz. Evet, bir birliği aslında. Evet, orada bir farkındalığı yaratmak. Evet, bir birlik. Ben biraz ona dikkat ediyorum. Yoksa biz neyi yapabiliriz? Var olan şeyi biz ortaya koymaya çalışıyoruz. Peki ben gerçekten bir doğaçlama bir şey çıkabilir mi? Böyle Batı müziği veya Hint müziği yani neyden başka bir ses duymak mümkün mü dini musiki dışında? Yani bizim Türk musiki yani dışında. Şu anda bir beste düşüneyim. Mesela Mozart'ın bir re majör konserto girişi var. Olabilir bakalım neyle mi? Yani, ama sebepsizsiniz yani. Ben, tamam benim şey, bakalım neyle nasıl çıkacak? Itiraf. Mozart neyle nasıl bir saniye, çalınıyor? Notada yok aklımda ama yani önümde ama bakayım. Bir denemeye çalışayım. Bunu. Sonuçta bir senfonik tabii senfoni orkestraları da yönettiniz siz tabii müthiş bir müzik bilginiz var. Neyle yönet? Yani bir şeflik şeyim yok. Sadece TRT'deki klasik koro, tasavvuf korosunu yönetiyorum. Yönettim TRT'de olduğum sürece. Ama işte Berlin Filarmoni'nde mesela Nielsen var besteci. Onun 100. yılında orada yine onun bir eserini senfonik bir eserini. Alman Filarmoni Orkestrası, Berlin Filarmoni Orkestrası'yla birlikte seslendirdim. Ha orada da mesela o hedef oldu. Bana gelip ya da bu neymiş yani. Hakikaten sen bu neyle mi? Evet bak işte bizim. Ha demek ki bu sadece Türk müziğini çalmak için değil gibi. Bunu bana Alman müzisyenler söyledi. Yani halkın evet, bir böylece demesi başka. Burada da mesela şeyi söyleyeyim. Bu senfonik orkestrası konserimden sonra bir flütçü kardeşimiz, hepsi aynı şekilde. Hocam dedi, ben size bir şey söylemek istiyorum. Nedir? Fore'nin eserini çalmıştım. Fore, Bach'tan önce bir bestecidir, 17. yüzyıl. Bach'ın biraz öncesidir, Fransız besteci.
Onun bir rüya sonrası diye Apazin Revit bir eseri. Aslında Şan da var. Fakat eser hoşuma gittiği için repertuar aldım. İlk defa neyle seslendirdi o konserde? Arkadaşımız dedi ki Fare bu eseri ne için yazmış bu? Bu o kadar. Yapma dedim ya biz dedim şey yapma yani tezgah olmasın bu. Hocam çok ciddi söylüyorum. Ben bunu çalmamalıyım dedi. Flüt için bir eserdir o. Neye bu kadar mı yakıştı dedi. Yani. Aman ne olur devam edin hep böyle. Evet. Yani burada önemli olan o duyguyu vererek sizin o neyi tanımayan camia olabilir şu anda. Ben size söylüyorum bakın. Duymamış, sesini duymamış var, insan da olur. Var. Bir de bunu böyle işte Ramazanlarda veya çeşitli dini günlerde çalan bir şey olarak telakki eden bir grup da var. Yani bizim, musikideki derinliğini fark etmeyip. Evet işte Ramazan'da hatta böyle bir ney sesi çok çocukluğumuzdan beri var. Evet kulağımızın aşina olduğu. Bu arada rahmetle anıyorum tabii ki her zaman için. Babamın burada Ulvi Ergüner'in çok önemli bir şeyi vardır. TRT'de işte emekli olup subaylıktan tekrar TRT İstanbul Radyosu'na sanatçı ve sonra müdür olarak geldiğinde İsmail Cem'in zamanında 72-74 efendim şunu söyleyeyim. Babam ilk tasavvuf müziği programlarını iftardan önce Ramazan'da iftar müzikisi diye yaptı. İsmail Cem TRT Genel Müdürü'yken ve o sırada bir zat vardır, ismini zikretmeyeyim şimdi, onun tarafından aşağı alındı. Niye böyle ilahiler çalıyorsunuz? TRT'de niye ilahiler çalınıyor diye aşağı alındı. Bunlar belgedir ve bunlar akademik olarak da vurguluyorum ve söylüyorum. Ve 6 ay kadar savunma yaptı. Yani. Mahkeme oldu tabii kötü ifadelerde. Yani açıkça söyleyeyim, bu ne yobazlıktır falan. İrtica mı geliyor diye. Ve bunu demiştir. Bir gün böyle geç vakitlere kadar yazıyor. Savunmasını yazıyor. Baba dedim. Oğlum ne yapıyorsun dedi. Sigara üstüne sigara çay içiyor falan. Oğlum dedi Allah dedi hiç kimseyi kendi kültürüne ve dinine ait bir sanatı veya kültürü veya da başka bir şeyi savunmak zorunda bırakmasın. Evet. Ne yazık ki. Maalesef biz bunları gördük. Evet. Kendi kültürümüzü, kendi dinimizi kendimize karşı savunmak zorunda. Ve o zamanki yönetimdeki insanlar beni daha sonra bir gün kapıda gördüm TRT'de. Meşhur kitabı da var. Ama isimlerle uğraşmıyoruz onu söylemeyeyim. Beyefendi dedim bir dakika dedim. Buyurun ben dedim işte kendimi tanıttım. Ulvi Ergünler'in oğlu Süleyman Ergünler. Evet biliyorum sizi dedi. O sırada TRT Yönetim Kurulu Başkanı de yani. Ve ben bir sanatçıyım düşünün. Anında her türlü başıma işte gelebilir yani. 93 yılıydı bu. Siz dedim babamı dedim açığa aldınız. Ramazan'da iftar saatinde ilahileri neyle icra ediyor? Tasavvuf musikisi, iftar musikisi diyerek. Evet filan dedi yani. Siz onu açardınız ama ben dedim şu anda o koronun resmi yasal şefiyim dedim. Size onu söylemek için. Hayırlı olsun dedi gitti. Yani o insanın kendisinden kaçamaz. Evet, böyle yani bir dönemler silsilesiyle. Yani. Şimdi bu aslında dediniz ya biraz önceki sorunuzda neyi dinlemek bile istemiyorlardı. Benim müzik öğretmenim mesela ben ne üflüyorum diye bana müzikten zayıf verdiğini hep söylerim. Evet. Niye ne üflüyorsun diyordu bana dört veriyordu. Ben utanıyordum. Dini bir temayı, dini bir kültür çağrıştırıyor. Neye karşıydı insan? Yani aslında çok ciddi bir hastalık vardı yani toplumda. Şimdi şükür bu yok ama bu 5-10 senede olmuş bir hadise değil. Aslında buna da geleceğiz. Bu şimdi yıllardır gelen bir iyileşme dönemidir. Öyle söyleyeyim. 1990'dan itibaren başladı gelen bir iyileşme dönemi. Tabii burada kişilerin de önemi var. Mesela sene şart siz değil, babanız, net değil yani. Babanızın hastalığı döneminde İsmail Cem'in mesela ki sol görüşlü bir insandır İsmail Bey filan. Büyük saygı duyardı babama. Hocam. Hastalığında çok büyük vefa gösterdi. Evet Allah rahmet eylesin ona da hakikaten. Zaten İsmail Cem'in olanın da altını çizelim ama sonuçta bu yasaklar Türkiye'de Türk kültürünün gelişmesinde çok büyük cumhuriyet yasakları diyelim biz buna. Yani maalesef sanatkarlarımızın kültürün morallerini bozmuş, gelişmesini iktidara uğratmış. Şimdi yasak çıkar kağıtta yazarsınız şu yasak ama onu sahada uygulamacılar onun eziyetini çekiyorlar. Bir talebe bile çekiyor onun eziyeti. Moral bozukluğu. Tabii hat içinde aynı şey. Komplekse kapılıyorsunuz. Niye bana bu böyle yaptı diye. Çok ciddi
tahsil hayatımda bunlarla ilgili karşılaşmalarım oldu yani. Ha, hepsini hallettik Allah'a şükür. O da rağmen sorun ayakta yok. Durduğunuz tabii, gibi yani. Neye adanan bir hayatımız ama şimdiki var. Arkadaşlarımız şanslılar. Şimdi yetişen neyzenler veya... Kıymetini biliyorlar mı emin değilim tabii yani inşallah bu şansın. Bilirler. İnşallah yani, bilirler. Evet. İnşallah. Yani bu şanslılar ama bunun kıymetini biliyorlar mı ondan çok emin değilim. Şimdi de sanki bu yasaklar hiç yokmuş gibi bir algı da zaman zaman görüyorum. Hani daha genç jenerasyonda yani Türkiye bütün bu yasaklar dönemini atlatmamış. Kendi kültürüne yabancılaştığı o dönemi atlatmamış gibi. Sanki şimdiki gibiymiş her zaman gibi şimdi bir algı yasağın var. Dışında aşağı başka bir konu daha var. Mesela Türk müziğini reddeden bir görüş vardı. Türk müziği Bizans müziğidir. İşte Arap'tan ve Bizans'tan kalma bir müziktir. O gafillere ki bunlar ben isminden de söyleyeyim. Burada sıkıntı yok. Kitapları da var çünkü. Ama ondan sonra tekrar ihtida ettiler benim. İhtida etmek malum. Başka dinden din değiştirmek. Müzikte de ihtida var yani. Evet. Bana şunu söylediler. Türk müziği işte Bizans'ın artı, işte Arap zaten arabesk hale geldi falan diye. Bunlar kongrelerde konuşulan ve milli eğitimde müziğin ve devletin içerisinde müziğin bu şekilde yapılmasını kötü anlamda sağlayan deyişler ve ifadeler ve belgeler yani yazılı işler. Biz bunlarla da mücadele ettik. Biz etmedik. Babamız etti. Babamızın arkadaşları etti. Büyük bir hadise var ortada yani. Mesela şeyde bir kongrede bununla ilgili bayağı bir tartışma olmuştur Hikmet Şimşek'te. Adnan Saygun'la. Evet. Onların çok evet. ciddi şeyleri evet. var kayıtlar. Ama onlara geçiyor. Ben şunları söyledim. Ve herkese de buradan da söyleyeyim. Alparslan veyahut da onun öncesindeki Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya girişte Malazgirt Savaşı'nı düşünelim. Ve o savaşta Roman Diyajon, Bizans kralı. Efendim mikrofon, pardon onu kullanmıyorum. Bizans kralına geliyor generalleri. Bunu bir İngiliz Sir Thomas Jeffrey'in kitabından alıntıdır bu. Kralım biz ne yapacağız? Türkler öyle bir geliyor ki biz nereden saldıralım? Bu işin içinde nasıl çıkalım diye. Kralın lafı şudur. Şu kahredici müziği susturun ilk önce diyor. Ne? İşte orada mehter çalıyor efendim. Evet. Orada bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz, o makamlarla getirdiğimiz mehter musikimiz çalıyor ki mahvetmiş insanları. Tabii burada bu nereden? Bizans'tan mı alındı yani? Bu Arap'tan mı alındı? Bırakın bu işleri. Yani. Bir de bunun içinde işte Bektaşi'si, Mevlevi'si bir sürü ekol de gelişmiş. Tabii. Ahmet Yesevi'den. Anadolu de, kaynıyor. Anadolu Sofi'nin içinde kaynıyor. Ve hepsi bir bütün. Hepsi başka bir meşrepte ama bir bütünün bir parçası. Evet. Eyvah çok söylediniz. Bir de başka bir mayalanma var orada. Tabii. Bu bakımdan bunlar maksatlı işte geleneksel müzik lafı var şimdi bir de. Neyin geleneği kardeşim? Yaşıyor bu müzik. Geleneksel müzik dersen bu o bitmiştir. Hani orada bir yana bir şey var. Hayır yok böyle bir şey. Uğur Derman Hoca gelenekli diyor ona. Geleneksel lafını yerine gelenekli müzik diyerek hani yaşadığını gösteriyor. Töreden gelen şey olabilir evet. ama bizim musikimiz Türk musikisidir. Bize ecdadımızdan gelen Orta Asya'dan sonra şekil kabul, İslam'la birlikte. İfade değiştirerek eyvallah İslam'la gelen ayrı bir hüviyete bürünen bir musikimiz var bizim. Evet. Ve özgün. Yani bu coğrafya özgün. Buranın sesi yani o. Türküsüyle, nefesiyle. İster Aşık Veysel'de onu gör. İster Hacı Bektaş'ta gör onu. Efendim ister Mevlana'da gör. Yunus Emre'de gör. Onun musikisi var burada. İster Dede Efendi. Siz gelin canlar bir olalım diye konserler de yaptınız. Bütün. Yaptım. Son konserim de hatta Ankara'daydı. Bu geçen hafta. Ankara Palas Buluşmaları diye bir sivil toplum kuruluşu var. Kendilerini burada selam ediyorum. Aslında aklımızda olsaydı o ekipten Okan Bey'den şey alırdık. Görüntünüzü alırdık. Ben onu atladım. Okan Başar'a evet, kardeşimize evet, selam söylüyorum. Sağ olsunlar bir vesile oldular. Bizi ve mesela çok konser yapıyoruz malum. Yıllar benim ilk konserim 75 Polonya'dadır. Evet. İlk çıkışım 18 yaşındayım. Ondan sonra hayatımız hep konserler oldu. Burada veya hatta yurt dışında şunu söyleyeyim. Her konserin bir dokunuşu vardır. Fakat bu Ankara konserinde hakikaten biz de çok güzel şeyler yaşadık. Seyirci, dinleyici dostlarımızdan da çok inanılmaz bir şey aldık. Hedefimiz şeydi, o işte gelin canlar bir olan. Hem Bektaş vardı, hem Pir Sultan, hem Aşık Veysel vardı. Hem Mevlana vardı, hem bizim işte ilahi dediğimiz
son dönem tasavvuf muskisi içerisinde düşündüğümüz. Yani biz vardık orada. Hı. Ve dedik ki bağlamayla beraber çaldık. Biz ayrı değiliz ki. Bağlamanın çıkarttığı o sesle benim neyimi çıkarttığı ses. O perde, o frekans aynı. Onlar ayrı değil. Onları ayrı kıldılar yıllarca. Hayır, biz büyüyoruz ki beraberiz. Evet, bir bütünün evet. parçaları olduğumuzu evet. en iyi anlatan evet. şeylerden birisi de i̇şte onun için gelin canlar bir olalım. Bir olalım. Bu sözle bir reklam arasına gidelim. Eyvallah. Son bölümde bir sazın tekrar müzikimize kazandırılması için emeğiniz oldu. Griffin üzerine Grift çalışmalarını, evet. Grift pardon, çalışmalarınız oldu. Onu geçeceğiz ve son eserlerinize, bestelerinize değineceğiz efendim. Eyvallah. Kısa bir reklam arası. Gelin canlar bir olalımdan, Aşk Veysel'den uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Hayatın evet. özeti. Değil mi? Hangi yolu? Hangi yolu? Evet, hayatın özeti. Allah yolu. Allah yolu. Birlik Allah hepimizi yolu Allah yani, elbette yani, daim evet. etsin. Güzellik yolu, bir olma yolu. Neydi böyle bir insanı toparlanmaya itiyor? Yani neyi sesini duyduğunuzda böyle bir derlenip toparlanıyor. Yani yayılarak dinlenilen bir saz değil. Böyle bir
toparlanıyorsunuz bir kendi içinizde. Ha, bir dakika ne oluyor? Ne oluyor filan diyorsunuz. Yani böyle bir uyarıcı etkisi de var. Neyin insanın evet. kendisine karşı evet. Özellikle ve kainata elbette. Evet. Girift doğru telaffuz ettim inşallah evet. bu sefer. Yani, konuşması da girift yani aslında. Konuşması da girift. bir saz ve siz bunun hem bulunmasını hem bununla ilgili bir eser de ortaya koy, bir albüm de ortaya koydunuz evet. bununla ilgili nedir bu bize şimdi, buluşunuz evet. besteniz bu konulardaki bu yani geriye doğru birlikte. Baktığımızda her sanatçı için tabii ki bu geçerli, her çalışma yapan sanatçı kültür adamı vesaire her kişi için de geçerli. Yani bir şeyler geride işte sanat anlamında işte benim için önemli olan bu Şahney albümüdür ki 90, biraz dinleyelim arkadaşlar. 95'te yapmıştım. Yani ben aslında olmayan şeyleri yapmayı seviyorum. Yani yapılan şeyler zaten yapılıyor. Ha ben yaparsam o ayrı bir şey. Yine benim yani sizin yaptığınız bir yemek gibi başka bir hanımefendinin yaptığı yemek başka olabilir. Aynı yemekten bahsediyoruz. Bu bakımda bunlar benim için hayatımda önemli noktalar. Metot olduğu gibi Şahney albümü ki ben de dahi ikincisini yapamadım. Hala bu başka bir Ezen kardeşim tarafından, arkadaşım tarafından da bir Şahney albümünü ben dinlemek isterim aslında. Yok. Neden? Nefesi doldurmak zordur Şahney'de. Büyük bir neydir. Davut Ney de keza öyle. Daha bu bir ney daha, türü Şahney aynı zamanda. Yani bu neyden? Şu Mansur neydir. Biraz daha 10 saniye kadar uzun. Daha uzun bir ney. Çocukluğumdan beri üflerdim. Ahmet babam hep derdi, oğlum üfle falan diye. Biraz yorar insanın boynunu ve şeylerini. Fakat dergahlarda da, meyleviyenlerde Şahney üflenir. Başka ne üflenmezmiş. Ama gel gelelim şimdi bütün meylevi törenlerinde, hatta Konya'da dahil olmak üzere, şu bir nısfiye dediğimiz ney türü, ney değildir aslında. Şu uzunlukta neyler üfleniyor. Nısfiyeler üfleniyor ve değil yani böyle bir şey yok aslında. Bunu siz Mansur'la üfleyeceksiniz. Yani ya da Şahney'le. Olmaz. Şahney'i hadi üfleyemiyorsunuz ama en azından Mansur neydi? Konya'da benim 74'te katıldığım ve sonra 87'ye kadar katıldığım Mevlevi Töreni'ne kız ney dediğimiz ney. Kız ney dediğimiz şu, evet, şu ney. Küçük ney. Evet. Bu battı. Herkesin üfleyebileceği neydi? O bile gitti yani. Şimdi neyi neresini söyleyeyim? Biraz üzülüyorum bu konuda. Şimdi girift de bu konuda yine benim aynı bu merakım çerçevesinde çocukluğumdan beri üstünde durduğum bir konu. Ya girift sen Asım Bey var mesela. Allah rahmet eylesin. Niye demek girift sen? Girift icra ediyor. Nerede girift? Yok. Ve son şeyde adını söyleyeyim. 21'de vefat ediyor zaten. 27 olabilir, karıştırabilirim. Ondan sonra da yok, gitti. Bu sazı 1921'den sonra hiç oturmuş. Çalınmamış. Asım Bey'in vefatından sonra. Şimdi Asım Bey aslında Neyzen. Neyzen Asım Bey diye geçiyor. Fakat bu Balkan Savaşı vardır. Evet, meşhur 2 milyon. Kısa bir süren bir savaştır. Oraya giderken hocası Neyzen Salim Bey der ki oğlum bak büyük neyle gitme. Şu girifte götür de hem de pek icra eden kalmadı. Sen bunu öğrenirsin diyor. Hakikaten cephede onu çalışıp geliyor ve sonra da artık girsen diye devam eder. Ne yazık ki hiçbir kaydı yok. Yani üstad ölmüş. Hatta fonograf denilen sistem yeni girmişti Türkiye o tarihlerde. Onunla kaydetmek için şey yapmış fakat zatürre oluyor, üflemiyor, vefat ediyor. Nasip olmuyor kaydı. Nasip. Hiçbir yerde kaydı olmayan, sadece müzede olan, kendisi bile müzelerde olan bir sazdan bahsediyoruz. Ve 6 asır 16-17. yüzyıldan itibaren icra edilen bir saz. Belki gerisi de var onu bilemiyoruz. Ama Evliya Çelebi de anlatıyor. Dergahlarda diyor ney ve girif çalınıyor. Sonra Türkiye'ye gelen yabancı araştırmacılar var biliyorsunuz. Bir sürü evet. Osmanlı merakıyla gelen işte payitahta Pera'ya gelenler özellikle. Seyyahlar özellikle. Tabii tabii. Bir sürü Charles Fonton var mesela Fransa araştırmacı. Der ki ney Türkler ney ve girifte aşıktırlar. Yani ve ölçülerini bile vermiş. Geçiyor. Evet, tarihi evet. kayıtlarda var ama kendisi yok. Hem anlatıyor hem ölçülerini de veriyor. Yani neden peki bu eser çalınmış da bu saz üflenmiş de niye biz unuttuk bunu?
Bu merakla ben bu sazı yaptım. Müzeden ve Asım Bey'in yakınlarından aldım ölçülerle. Birebir şununla aynısını yaptım. Bu Asım Bey'in. Şu gördüğünüz girift. Girift onun. Asım Bey'in son üflediği giriftinin özelliği aynısı. Farkı ne diyelim daha doğrusu? Bir... Şimdi bir delik fazla. Bir delik daha fazla. Yani neyde 7 delik var? Bunda önde 3 tane. Bir de şurada yanda serçe parmağı kullandığımız bir delik vardır. Arka delik malumdur. 8 deliktir girift. Ve şu anda en uzun girift olarak şunu buldum. Yani bu Bolaeng dediğimiz Türk müziği akort sisteminde bir griftir. Bu da bir ses aşağıda dediğimiz daha uzundur. Süpürde grift dediğim bir ne ismini verdim? Ben verdim ismini. Yok ki öyle bir şey. Hatta ben bu sazı yaptığımda çalışırken çocuklarım dediler ki baba ne yapıyorsun? Yani saçma sapan sesler çıkıyor. Çünkü parmaklar değişince bakın bir piyaniste bile o la tuşunu değiştirin. Evet. Ses değişir. En az 2 sene parmaktan oturtması lazım. Çünkü onlara kendinizi şey yapıyorsunuz, hazırlıyorsunuz onlara. Bu bakımdan ben bunu yaşadım. Ve bir yıl kadar çalıştıktan sonra stüdyoya girdim. Ve stüdyoda çalışırken de hatta o sırada bronşit oldum. Aklıma şey geldi. Asım Bey de vefatı, evet. Zatürre olması, kayıt nasip olması. Hatta dedim ki aman bana bir şey olursa yarısını tutun onu. Yani bir kayıtımız var efendim. Bir girift. Beste kaydımız var. Çok kısa duyabilir miyiz ses acaba? Evet olabilir. Böyle nasıl bir şey alalım arkadaşlar fondaki sesi. Evet şimdi kısa. Eser. Fondaki sesi alalım. Asım evet. Efendi'den sonra Süleyman Ergüner olarak bakın şimdi ne hissettiniz? Ben size bir şey sorayım şimdi. Nasıl? Bir fark farklı var. Bir şey değil bir mi? Fark. Farklı var. Olmalı zaten. Yani bir fark var. Yani o farkı da hissediyorsunuz. Farklı bir şey din, evet. Ses duyuyorsunuz. Girift'i daha çok ne tür eserlerde kullanırlarmış? Özellikle Mevlevihanelerde. İnanamazsınız. Ya yani, hakikaten çok enteresan bir şey. Dergâhta çalın. Mevlevihane. Evet, dergahların demek ki. Evet. Ben şimdi neyzenlere falan hep buradan sözleniyorum. Gelin, bunun metodunu yazamadım, vaktim yok. Çok şeyim. Ben bir sene çalıştım ama sizin böyle, ben size bunu bir ayda, iki ay içerisinde veyahut da hiç ne üflemeyen kardeşlerim. Gelin öğreteyim, yayılsın. Değil mi? Bu albüm de onun için zaten. Yani böylece bir gündeme. Türk sazı olarak. Tabii, özellikle bakın bu saz çok teşekkür ediyorum. Unuttum söylemeyi. Bu Arap'ta falan yok. Bütün dünyada var. Araplar da çalıyor. Arap derken bir Arap camiasında. Filistin'de de var, Mısır'da, Tunus'ta her yerde ne üfleniyor. Ama bu İstanbul sazı bu. Evet. Bu kültürün sazı, bu Anadolu'nun sazı.
Bu vesileyle gerçekten Girift için Süleyman evet. Ergüner'in bir açık... Var ve gelin, yayılsın. Gelin öğreteyim diyor efendim. Evet, söyleyeyim. Yayılsın. Ama maalesef bunu ben epeydir çünkü bu albüm 2011'de İstanbul Belediye Kültür AŞ'den evet, çıktı. Evet, Büyükşehir Belediyesi'nin yayını teşekkür oldu. Ediyorum. Bir hizmet ettiler çünkü başka türlü olmuyor bu işler. Evet. Yani. Efendim ama söylüyoruz bunu fakat maalesef belki şey bu program yani. Vesilesiyle de bu yayılsın. İşin talibi de çıkar. Tabii, çıksın, bir talibi öğrenciler de ben çıkar. Ben yapacağım, yaptım Allah aşkına. Albümü de koydum. Yani bugün bir araştırma derse ki ya Girift diye bir saz varmış ya buyurun işte. Evet bu ses de böyle. Ya inanın bunu bir Alman müzikolog arkadaşım tanıdı. Şöyle sürpriz yaptım ona gel bakalım dedim. Sana bir şey üfleyeceğim şimdi. Gözünü kapat dedim. Martin bizim. Burada da çalışmalar yapar Doktor Martin. Üfledim. Hoca bu dedi Girift mi? Neyzen arkadaşlara üfledim onlar neyi zannettiler? Ya dedim ney gibi üflemeye çalışıyorum. Bu başka bir ama şey. Bir Alman tanıdı diyor. Alman dedi ki ya bu Girift mi dedi. Aman ne yaptın dedi. Muhteşem bir şey. Çok sevindim diye adam havalara zıpladı. Yani biz bize pek sahip çıkamıyoruz yani. Maalesef. Tabii konuyu uzatmamak ve tabii sizin eserlerinize tabii, değinmek için. Ben de kısa konuşmaya çalışıyorum. Yok estağfurullah. Gelenekli sanatların içinde neyi muhafaza edeceğimizi, neyi muhafaza etmemiz gerektiğini de galiba her zaman çok iyi ayırt edemiyoruz. Yani bir şeyin böyle çok yayılması onun muhafaza edildiği anlamına da gelmiyor. Bir de tabii bu işin bir de böyle bir tarafı. O da ayrı bir konu tabii. Yani yaygınlığı muhafaza edildiği anlamına gelmiyor. Muhafaza etmek işte böyle muhafaza işte etmek ürünleri ortaya koymaktır. Koymak, evet doğru. Bu an çok bize katılıyor. Bize ait unsurları ortaya çıkartmak, evet, bunları evet, yaygınlaştırmakla oluyor. Evet. Sizin Mehmet Akif Ersoy şiirlerinden bir beste albümünüz var. Evet. Nedir bu eseri ortaya evet, çıkartırken yani sizin albümler var aslında. Ama bu albüm de benim için çok önemli. Bizde bir kere vatan şairi, milli şairimiz Mehmet Akif'i bestelemek gibi bir niyetim yoktu aslında. Bu bir şeydir yani bir itiraf da değil, bir doğaçtır. Şunu söyleyeyim, Safahat okuyordum ve besteciler aslında genelde biliyorsunuz bir şey yaparlar sonra kalemle oynarlar. Hani şurasını şöyle yapayım, işte şuraya bir diyez bemol falan vesaire. Bunlar da böyle olmadı. Safahat'ı okurken özellikle ilk bu bütün dünyaya diye evet. Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım diye meşhur bir kasidesi var. Evet, evet meşhur bir kaside. Onu okuyordum. Ve o beste böyle geliverdi ve arkasından musluk açıldı. Bütün bu eserler sadece kaydedebildim. Yani ertesi günden notasını yazdım. Elimle oturup da şurasını düzelttiğimi demedim. Doğaçlama tam çıktı. Tam zuhur etti, şükrediyorum. Aslında Bülbül şiiri ikinci eser galiba şeyde verebilirse şükür, arkadaşlarımız. Bu eser, bu toprakta, şimdi çalan, bu çalan, toprakta gezen gölgeme. Bu da Mehmet Akif'in vasiyetidir aslında bu şiiri. Onu özellikle üzerinde duralım. Bunu şiirini söyler vefatından önce ve bunu kabrime yazın. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince günler şu heyulayı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım. Kim beni nereden bilecek? Şimdi üstada bakın. Beni nereden bilecekti? Bilmez miyiz seni üstadım? Bu Türkiye Cumhuriyeti olduğu sürece Mehmet Akif ilelebet mi? Ama ettiği duyguya bakın söylediği. Şu toprakta gezen gölge, bu da tasavvufi bir ifade evet, var. Evet, evet. Toprakta gezen gölge ifadesi de müthiş. Ve toprak çekilince, yani ben vefat edince, göçünce demek istiyor. Bu heyulayı da erge ancak ebediyet budur ama sessiz yaşadım. Kim beni, nerede? Evet, ebediyet yani, budur gerçekten. İnanılmaz ve bunu da öğrenince bir kaynakta vasiyet etmiş çünkü kabrime yazılsın diye. İstiklal Marşı yazın. Korkma sönmez bu şafak yazılır. Edirne kapıda malum şehitlikte. Mezar taşında. Bu beni şey yaptı, o duyguyla da bu beste geldi. Bu beste geldi. Ve inşallah o niyet hasıl olsun. O yani. Niyet hasıl olsun. İnşallah dileği mezar taşına da yazılmış olsun. Eyvallah. Bu şiiri mezar taşı için. Evet. Bu Bülbül şiirini verebilirsek çok kısa bir dinlemek istiyorum aslında. Bülbül şiiri sizi bu işe ilhamını veren diyelim aslında bu besteyi yapmayı.
Aynı zamanda seslendiriyorsunuz da burada değil mi? Onu biraz önceki eseri unuttum. Furkan Biçer okudu. Bu albümde iki sanatçı arkadaşımla birlikte oldum. Biri Furkan Biçer, bir de Adem Tay eserleri seslendirdiler. Bu şiirini okudum. Kendi o arkadaşlarıma ve bana eşlik eden diğer sanatçı arkadaşlarıma tabii gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Köyde kalmıştım. Burada isimlerini tek tek zikretmek isterim. Tam burada Hakan Tolu, çello'da Murat Süngü vardı. Efendim. Sonradan Kanun'da Bahadır Şener. Kardeşim. Hepsi değerli birbirine. Evet, kemanda Ömer Özal hep birlikte olduk. Bütün sağ olsunlar. Şimdi bu şiiri okuyorum da beste bundan sonraki şeydir. Etmiyor ihlal. Evet. Efendim buradan albümü alıp dinleyin diyelim. 4 numara. 4 numara bestedir. 4 numara bestesi. Verirse arkadaşımız gider. Yani. Verirse evet 4 numara olabilirse biz de böyle rejideki arkadaşlar. Bir ağıt gibi geldi yani. Ve 10 dakika sürüyor. Adem Tay okuyor bunu. Beste sizin. Evet. Şiir Mehmet Akif Ersoy'un. Böyle. Bütün dünyaya küskündü. Dün evet. Akşam. Pek kullanmış. Nihayet. Ve Mehmet Akif bestelemek çok zor. Bağlaçlar evet, var çünkü. Evet. Ve takla attırıyor insana. Yani onu bağlayıp bunu düşünürseniz yapamazsınız. Evet. Şükür ki öyle geldi yani. O bir ilhamla. Efendim 5 dakikamız kaldı. Çok kısa bir süre kaldı. Türkiye'de özgün eserlerin oluşması nasıl sağlanır? İşte bestelerimizin, bu sazların, bu müziğin devamı nasıl sağlanır sizce? Çok geniş bir portföyü olan bir soru. Bir kere önemseyeceğiz, çok önemseyeceğiz. Yani bu bizim kültürümüz, bu musiki. Ama her değeriyle, yani son zamanda bir şey çıktı ki bu aslında ilk önce TRT'de gözüktü. TSM, THM diye yani Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği. Türk Halk Müziği, evet. Bu benim son derece karşı olduğum bir terminoloji. Biz bu masada yer yer müzikologları konuk ettik. Hepsinin ortak söylediği bir şeydir. İnşallah bu kaldırılır. Yani şöyle ben daire başkanı görevimdeyken bunu araştırdım. Bu ne zaman çıktı diye. Çünkü babamların zamanında böyle bir şey yoktu. Bela Bertok'tan geldi filan gibi böyle. Yok o kadar değil. O kadar değil. Bir tane prodüktör, edebiyat öğretmeni abimiz. Allah rahmet eylesin. O da bilmeden yapmış onu. Bunu ismini de söylerim. Rıdvan Bey, Rıdvan Çongur. Ben kendisine ulaştım. Dedim ki sizin dedim bu son evrakta bir şeyiniz geçiyor. Çünkü prodüktörlük yapıyor. Muhasebe kayıtlarının da pratiklik olsun diye TSM ve THM lafını koymuşlar. Yani oturup da birilerinin oturup böyle müzikolojik falan filan yaptığı bir şeydi. Tamamen bizim TRT'de bir yayıncı olarak sizler de bilirsiniz. Evet. Tanımlama ihtiyacı. Mesarifin bir yere gitmesi için kodlar oluşturulmuştur. Evet, evet. Hadi bu TSM olmuş, bu THM olmuş, bu CSM olmuş filan. Yahu dedim hoca bir iş yaptınız ki dedim. Öyle bütün kaldı. Müzik camiası bu literatür. Şu anda YÖK'ün kitabını açıyorsunuz. Türk Sanat Müziği diyor. Yani özür dileyerek söylüyorum. İlgililere de buradan sesleniyorum. Ben neyimle Aşık Veysel'i çalarken Türk Sanat Müziği mi yapıyorum? Şimdi üflediğim eserde. Evet, ben evet, Türk Halk Müziği, ben musikimi çalıyorum, müziğimi yapıyorum. Yapmayın şu ayırmayı kaldırın. Peki ne formül neydi? Eskiler neler yaptılar, nasıl yaptılar? Eskiler şunu yaptılar. Şimdi türküler dinleyeceksiniz. Evet. Şimdi şarkılar dinleyeceksiniz. Şimdi oyun havaları dinliyorsunuz. Şimdi Mevlevi ayini müziği dinliyorsunuz. Şimdi ilahiler dinleyeceksiniz. Evet. Formlar vardı. Bırakın bu işleri lütfen. Evet. Ve akademik bir şey var burada. Bir sıkıntı var. Onu da söylüyorum. Türk sanat müziğinde doçent oldum. Ya yok böyle bir şey. Türk musikisti beyler. Beyler derken... Beyler tabii bayanlar. İlgililere. İlgililere. Sözümüz YÖK'e, Milli Eğitim Bakanlığı'na, ilgililere veya bürokrasi Kültür Bakanlığı'na kimse bu ayrımı ortadan kaldıracak. Evet. Hepsine birden. Ve işte bu şekle, bu düşünceye ve formların öne çıkacağı, formların zikredileceği bir musikimizi biz, bizim işte eski musikimiz, asıl olan musikimiz olarak ele alıp, tabii ki çağrışmalar, yenilik çalışmaları var. Bunlar da yapılmalı mı? Mesela biz o babanın çocuklarıyız. Babam
Türk müziğinde 4-5 saz icra ediyordu TRT'de. Saz kadrosunu 15'e ve bugün Yıldırım Gürses'in Allah rahmet eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin. Nedim Bey var, evet. Besteci efendim. İsmini şimdi unuttum. Ve bu gibi yani çok böyle gümbür gümbür akan bir müzik icrasında rahmetli babam. Çünkü onun da olması lazım. Evet. O çok sesliliğin de olması lazım. Çok sazlılık, çok sesliliği. Bütün bunlar... Dünyayla da ortak bir bağ tabii. Kurmak lazım. Yani neyini al baht al ama eğer bir ney senfonisi yazılmışsa onu da git icra et. Fakat o esas o değil. Senin esasın bizim işlerimiz. Kendi kültürümüz. Bunlar böyle deneme çalışmalarıyla bizim bu portföyümüzü, repertuarımızı genişletmek hem aslımızı hem de yeni çalışmamızı ortaya koymak. Yalnız Türk müziğinde çok ciddi bir dönemde bir şarkı formu var. O işi 2-3 dakikalık bir müzik. Bu bir işi ne yaptı? Musikimizi bir vasatın aşağıya nasıl mı söyleyeyim? Çekti? Ha, bir sokağa girersiniz, çıkışı yoktur. Orada, orada donup donanıyoruz. Türk müziğini o zannediyoruz. Hayır, tasviri müziğimiz yok. Şimdi dedemin Çınaraltı diye bestesi var. Tasvir etmiş. O eseri icra ettiğinizde siz kendinizi hakikaten Çınar'ın altında hissediyorsunuz. Reşat Aysun'un eserleri var. Büyüklerimiz bunları yapmışlar. Şu anda da bunların acilen düşünülmesi, bestelerin yaratılması. Yani ilk müzik olacak yani ilk önce ve biz onları seslendirmek ayrı hadise. Evet. Mesele o eserlerin ortaya, evet. Bu ayrımların ortadan evet. Kalkması. Yani çok konu var A'dan Z'ye. Evet. Vallahi başlıklarımızın yarısını ancak konuşabildik. Demin ismini unuttum. İsmet Nedim. Yani. Evet, Nedim Bey diye. O da mesela bir bestekar. Şeydir. Yani sonradan bir arabesk müzik çıktı. Hayır, arabesk değil o. Sevgili Orhan Gencebay abimiz de bu konuyu konuştuk biz. O çeşitliliği çoğalttı. Evet, Türk müziğindeki çeşitliliği. Evet, bütün hani bir anda baktınız bir aklınıza gelemeyecek enstrümanlar bir araya geldi. Duyguyu serbest aldı. Şimdi Dede Efendi'nin bestelediği eser bugünkü Türk müziği besteleme kriterine göre yanlış. Peki. Prozedi denilen bir sıkıntı var. Bunun da derhal terk edilmesi lazım. Türk müziği, musikisi, sözün ve namenin birlikte olduğu bir musiki. Birbirinden biz kendi ayağımızı olmaz. Mecburen iki ayağımızı bir pantolonun bir tarafına sokmaya çalışıyoruz. Aslında böyle sıkıntılarımız var. Bu derinliğimizi, genişliğimizi de yok eden bir şey aynı zamanda. Evet. Müziğimiz açısından. Düzelir inşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Düzelir bir son soru olarak sormak istiyorum. Neyi dinliyorsunuz siz? Hani kimleri dinliyorsunuz? Hangi sanatçıları dinliyorsunuz? Yani ney dışında da çok şey dinlediniz. Eyvah zor. Zor bir son soru, zor bir soru oldu. Yani yurt dışında özellikle ben enstrümantal yani müzikleri dinlerim. Tabii ki Batı müziği dediğimiz Avrupa müziğinde işte Bach yani kesin senfoniler derinleme geliyor ve pastoral geliyor. Tabiatı duyuyorum filan. Bizde eksik olan şeyleri orada duyuyorum. O anlamda dünya müziğini çok seviyorum. İşte Hint müziği olmak üzere etnik müziği. Yani oraya gitmeseniz de orada olduğunuzu hissedebiliyorsunuz herhangi bir. Mesela bir Japon flütünü, kanayı seviyorum. Sokağa şiir dinlemeyi seviyorum. Efendim, bizde de işte müzik ayrımı yapmadan bir Elazığ'dan bir müstezat dinlemeyi seviyorum. Okunmuyor gerçi ama. Evet hiç. Yani o nefes albümünde vardır o, onu koymuşuzdur. Burada yok albüm, demin bahsettiğimiz. İşte Neşet Ertaş'ı dinliyorum. Bekir Sıtkı Sezgin'i dinliyorum. Tabii. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kani Karaca'yı dinliyorum. Dedemi dinliyorum. Şerif Muhittin'i dinliyorum. Bugünden var mıdır sanatçılarda? Çok güzel arkadaşlarımız icra ediyorlar. Yani enstrümantistler mi, ses mi o anlamda alırsam. Mesela Murat Süngü var. Çello'da bir violoncello'da harika. Allah rahmet eylesin. Halil Karaduman vardı kanunda. Kaybettik. Ahmet Meter. Göksel Baktegeri kardeşlerim. Ahmet Baran var. Evet. Şimdi Mersin'de çok güzel kanun çalışmaları yapıyor. Bizim Bahadır Şener kardeşimiz. Ve hakikaten son dönemdeki icracı arkadaşlarımız çok güzeller. Evet, çok. Yani aratmıyorlar ustaları. Şimdi Cemil Bey vardı eski değil mi? Tamburi Cemil Bey. Cemil Bey. İzzettin Ökte vardı ve tek tüktü. Yani başka tamburi zordu.
Şimdi maşallah herkes güzel bir konservatuarların çıkmasıyla saz ve sesleri hakikaten çok güzel. Daha da iyi olacak inşallah. Lütfettiniz, konuğumuz oldunuz. Birikiminizden çok küçük bir parça bizimle izleyicilerimize, Türk Kahvesi izleyicileriyle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum bu arada. Nefesinize Allah kuvvet versin diyorum. Evet. Çok güzel eserlerle inşallah sizi uzun süre dinleriz. Sağ olun. Ben ayrıca da davet için teşekkür ediyorum. Bu Ramazan'ın sondan bir belki günü. Evet, bayrama gireceğiz son artık. Yarın son ve bir günde bayram. Ve bu vesileye de müsaadenizle hem sizlerin evet. hem de sevgili halkımızın, bütün Müslüman camiamızın Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Türk Kahvesi'nde bugün konuğumuz yine bir derya isimdi. Süleyman Ergüner'di. Üç kuşak neyzen olan bir ailenin torunlu olarak da stüdyomuzda konuğumuz oldu. Ne üfledi bize güzel. Girif üfledi. Girif üfledi aynı zamanda. bize o ruhumuzu içimize soktu. Yani bizi başka bir aleme götürdü. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Efendim herkese tekrar hayırlı günler, hayırlı bayramlar olsun önümüz bayram olarak. Yeni bir Türk Kahvesi'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın.